Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Buyurun Sayın Dikbayır, süreniz 15 dakikadır. Yüce Türk Milleti, değerli milletvekilleri. 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüş ve önerileri paylaşmak üzere İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki geçmiş yılların da önümüzdeki yılın da bütçesine bakışımızdaki en temel nokta bütçeyi oluşturan milletimizin vergileri olduğuna göre paranın ve bütçenin sahibi de millettir. Millet hazinesini namusumuz bilip her kuruşuna sahip çıkmaktır. Hükümetin lütuf gibi sunsa da verdiği bilgiler ve Sayıştay raporları birçok bakanlıkta olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı'nın harcamalarında da milletimizin nasıl zarara uğratıldığını gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla milletin hazinesi söz konusu olduğunda hiçbir hatırın kıymeti yoktur. Tespit ve uyarıları net ve en sert şekilde yapmak deyim yerinde ise görevimizdir ve üzerimizdeki vebaldir. Değerli milletvekilleri, milletin alın teriyle, emeğiyle doldurulan bir hazinenin har vurulup harvan savrulmasına siyasi parti farkı gözetmeksizin hepimizin karşı çıkması ve millet adına hesabını sormamız gerekir. Para milletimizindir, bütçe de milletimizindir. Milyarlarca liranın sorumsuzca savrulduğu projeler ve masraf yetkilileri şu ya da bu partinin seçmeninin değil, bütün bir milletin sırtına yüklenmektedir. Dolayısıyla sözlerimi mensubu olduğunuz siyasi partinin kulağıyla değil, can kulağıyla dinlemenizi istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2018 ve 2019 yıl bütçelerindeki genel tabloya dair sadece birkaç notu paylaşacağım. 2018 yılında 31.3 milyar liralık bütçe yapan bakanlık yıl sonunda 43.4 milyar lira harcamış. 2019 yılı içinde 27.7 milyar liralık bir bütçe oluşturmuş, 32.8 milyar lira harcamış. Tapu Kadastro ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçelerini çıkardığınızda bakanlığın en önemli harcama kaleminin Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden yapıldığı ortada. Üstelik bütçe aşımının en önemli kalemi de yine karayolları. 2018'de 18.1 milyar lira öngörürken 33.5 milyar lira harcanmış, 2019'da da 16.6 milyar lira öngörülürken 25.8 milyar lira harcanmış. Böyle bir bütçe sapması olur mu? Bu noktanın altını niye özellikle çizdim? Çünkü milletin hazinesinin en ciddi şekilde yağmalandığı nokta burası da ondan. Biliyorsunuz, AK Parti hükümetlerinin kamu özel sektör işbirliğiyle yaptırdığı karayolları, köprüler ve tüp geçitler ilk günden beri tartışma konusu. Türk milletinin vergilerinin yarısını çarçur ettikleri, 5 müteahhitin cebine aktardıkları nokta da burası da ondan tartışma konusu. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığının hazırladığı 2019 yılı programında yer alan bilgilere göre kamu özel sektör işbirliğiyle sözleşmeleri imzalanan projelerin yatırım büyüklüğü 63.6 milyar Amerikan dolarına ulaşmıştır. Buna işletme hakkı devrinden kaynaklanan gelir kaybını da eklediğinizde devlete yani millet hazinesine çıkan fatura 140 milyar doları bulmaktadır. 2002 yılında devraldığınız borç 129 milyardı. Yani 80 yıllık bir hükümetin yaptığı 129 milyarlık borca sadece bu kalemden 140 milyar lira yük koydunuz. Rakamı tekrar ediyorum, 63.6 milyar lira. Bunu neden özellikle vurguluyorum? Hani hükümetiniz her ağzını açtığında bu projeler için milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor diyor ya, işte bu para bal gibi de milletin hazinesinden giden para. Nereye gidiyor? 3-5 yandaş müteahhitin cebine gidiyor. 15 milyar liralık maliyeti dolayısıyla sırtınızı döndüğünüz emeklilikte yaşa takılanlar, çiftçilerimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, emeklilerimiz, öğrencimiz bir yanda, yandaş müteahhitlerin cebine giden trilyonlarca lira diğer yanda.
İşte bu gerçeği hatırlatmak için vurguluyorum. Değerli milletvekilleri, biz milletin parasına, devletin hazinesine sahip çıktıkça iktidardan homurtular yükseliyor. Rakamları çarpıtıyorsunuz diyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar. Oysa ne çarpıtıyoruz ne de yalan söylüyoruz. Çünkü bu rakamlar bizzat yönettikleri devletin rakamlarıdır. Bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, bakın, sadece Osman Gazi Köprüsü'nün yapımında firmaya günde 40 bin araç geçişi için garanti verilmiş. Bu yılda 14.6 milyon araç geçişi garanti edildi demektir. Peki bir yılda geçen araç sayısı kaç? Sadece 9 milyon. Yani köprüden geçmeyen 5.6 milyon aracın parasını devlet ödüyor. Yine hesap yanlış hesap. Biraz sonra cevap veririm size. Devlet nereden ödüyor? Milletin kesesinden ödüyor. Lafa geldi mi bu köprü için milletin cebinden tek bir kuruş çıkmıyor diyorlar. Bakın, bu yalnız geçmeyen araçlar için ödenen 9 milyon aracın ortalama 35 dolardan ödediği parayı katmadım bile. Milletin cebinden tek kuruş çıkmadı dedikleri köprüye vatandaşlarımızın 22 yıl boyunca nakit ödeyeceği para 7 milyar dolar. Toplayın geçmeyenin de ödediğini 11,5 milyar dolar. Bu para ile ülkemize neler yapabilirdik bir hayal edin. Dedim ya, milletin cebinden tek kuruş çıkmadı dedikleri bu. Sanırsın bu parayı uzaydan gelenler ödeyecek. Milletin cebinden çıkmadı da sizin cebinizden mi çıktı? İşin en can alıcı yanı da ne biliyor musunuz? Yine bakanlığın rakamlarına göre bu 11,5 milyar dolarla 5 köprü yapabilirdik. Sadece Osman Gazi Köprüsü'nün Türk milletine maliyeti 5 köprü burası. 5 köprü. Şimdi ben bu bütçenin, ben bu planlamanın, ben bu harcamaların neresine ne söyleyeyim? Türkiye'yi yönetenler milletin parasına sahip çıktıkça, hesabını sordukça bize diyorlar ki bunlar köprü yapılsın istemiyor. Oradan niye laf yetiştiriyorsunuz? Yani siz oradan laf yetiştirince ben korkacağım da susacağım mı? Ya siz sarayın vekilisiniz, ben 38 tane arkadaşımla beraber milletin vekili. Zorunuza bu mu gidiyor? Niye laf yetiştiriyorsunuz? Bu kürsü size de açık. Milletimiz bu hizmetleri hak ediyor. Biz yapılmasın demiyoruz. Yaptırırken milleti soydurmayın diyoruz. Bakın, size basit bir rakam vereyim. İktidara geldiğinizde milletten toplanan vergi 59 milyardı. 2019 yılında topladığınız vergi 854 milyar. Bu yıl toplamayı düşündüğünüz vergi 913 milyar. Tabii yapacaksınız. Az önce sordunuz ya, nereden yaptınız diye. Yapacaksınız tabii. Bu millet vergi veriyor. Bu milletin verdiği vergilerle yapacaksınız tabii. Elinizdeki hazır devleti yönetemiyorsunuz ya. Bir köprüyü bir köprü fiyatına yaptırın, bir köprüye 5 köprü parası ödetmeyin diyoruz. Biz başka bir şey demiyoruz. Kurduğunuz sistem deli dumrul sistemi. Tek örnek Osman Gazi Köprüsü değil. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de durum farklı değil. Yıllık 49 milyon aracın geçeceği garantisi verilmiş. Bir yılda geçen araç sayısı 14 milyon. Kalan 35 milyon aracın parası ne oluyor? Yine millet ödüyor. Bir kuruş harcamadık dedikleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü için devletin, milletin hazinesinden müteahhite her yıl 35-115 milyon dolar para çıkıyor. Hem de geçmeyen araçlar için. Rakamlar bu seviyede kalırsa 22 yılda 2.3 milyar lira ödeyeceğiz. 22 yıl garanti verdiniz çünkü. Bir de geçen vatandaşlarımız var. Onların ödediği para 700 milyon dolar. Toplam 3 milyar dolar. Hani milletimiz tek kuruş ödemiyordu? Bu parayı kendi cebinizden mi veriyorsunuz? Avrasya Tüneli'nde durum farklı mı? Hayır, orada da farklı değil. 2 yılda geçenlerin ödediği paranın dışında devlet geçmeyen 14 milyon aracın parasını ödedi. Şaka değil. Tünelden geçmeyen 14 milyon aracın parasını ödettiniz milletin hazinesine. Yine yanlış hesap yapmışsınız. Birinci köprü için vatandaş 10,5 lira öderken
aynı boğazın üzerindeki 3. köprü 19.35 lira ödüyor. Yani %90 fazlası. Şimdi bu iki köprü de bu devletin, bu milletin değil mi? Niye biri 10.5 lira, niye diğeri 19 lira? Çevre bağlantı yollarını ödedikleri de cabası. Gerçekler gün gibi ortadayken hala milletin aklıyla alay etmeye devam ediyorsunuz. Yandaş müteahhitlerin ödemesine geldi mi, kaynakta hiç zorlanmayan iktidar, milletin dertlerinden bahsedince dalga geçer gibi olsa dükkan senin diyorsunuz. İstanbul Havalimanı zaten bir rezillik. Tek cümleyle geçeyim, daha da fazla dünyaya rezil olmayalım. 35 milyar dolara yaptığınız havaalanını çok daha büyüğünü Çin 12 milyar dolara mal etti. Yazıktır, günahtır. Beytülmal'a el uzatıyorsunuz, el uzattırıyorsunuz. Özel işlerinde devlet mumu kullanmayan hak ve adalet sembolü büyüklerimizi ne çabuk unuttunuz. Devlet malına hırka çalan cennete gidemez buyuran Peygamber Efendimizin öğütlerini, İslam'ın emirlerini ne çabuk unuttunuz. Fitresiyle, zekatıyla ihtiyaç sahibine, garibana el uzatmayı emreden bir dinin mensupları olarak neden garibanı hiç görmezden gelerek hep zengini daha zengin etmenin peşindesiniz? Üstelik de milletin parasıyla zengin etme peşindesiniz. Bakınız, daha çok yeni bir örnek var önümüzde. Türk çiftçisine kaynak yaratsın, destek olsun diye kurulan Ziraat Bankası ne yapıyor? Hep beraber duyduk. Simit Sarayı'nı bünyesine katıyor. Simit Sarayı'nın %51 hissesini satın aldı. Ziraat Bankası'nın simitçi dükkanıyla ne işi var diyeceğim ama mesele daha büyük. Bu firmanın kredi borçlarının toplamı 500 milyon dolara ulaşmış. Peki borcun hiç olmasa büyük bölümü kamu bankası, yani milletin bankası olan Ziraat Bankası'na mı? Hayır. Özel bir bankaya. Ziraat Bankası bu işlemle ne yapıyor? O iş adamını borçlarından kurtarıyor. Kimin parasıyla? Yine milletin parasıyla. 500 milyon dolar dediğiniz yaklaşık 3 milyar Türk lirası. Daha da anlaşılır hale getireyim. Emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın 1/5. Tek bir iş adamı için 150 bin EYT'li vatandaşımızın sorununu çözecek parayı milletin sırtına yüklüyorsunuz. Bu iş adamı bir marka yaratmış, tebrik ediyoruz. Yurt dışında şubeler açmış, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş, tebrik ediyoruz. Ama kardeşim, 15 milyon dolara uçak almış. Devletin verdiği 20 milyon dolarlık teşvikleri kendi hayatında yemiş, lüks ve şatafat içinde yaşamış, şimdi yükünü millet sırtlasın. Öyle yağma yok. Az önce köprü ve otoyollar için verdiğim örneklerinde bundan farkı yok. Çiftçiye destek amacıyla kurulmuş banka, çiftçinin borcuna anında icra gönderirken tek kalemde 3 milyarı bir şirket kurtarmak için masaya dökebiliyor. Hiç vicdanınız yok mu, hiç aklınız yok mu? Vallahi bilmiyoruz. Bu milletin kadim bankasının varlığını, yani milletin parasını bir şirkete yedirip, borçlarını üstlenip iş adamını kurtarmaya utanmıyor musunuz ya? Bu şu demek, ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Bu devletin borcunu 500 milyon dolar daha arttırdınız. Gençlerimizin sırtına 500 milyon dolar daha borç yüklediniz. Doymadınız ve doymuyorsunuz. Anlaşılan daha da doymayacaksınız. İnin artık bu kadın devletin ve milletin sırtından. Bu dizeler bugünkü iktidar gibi millet parasıyla saltanat sürüp saltanat sürdürenlere yazılmış. Ne diyor Tevfik Fikret? Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Aksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin. Emekliye yok, çalışana yok, EYT'liye yok, çiftçiye yok, gençlere yok. Ama eski başbakanların koşa koşa dükkan açılışına gittiği iş adamının 500 milyonluk borcunu ödemeye, halletmeye gelince var. Utanın diyeceğim, utanması olanın yapacağı işler değil bu işler. Sabahtan akşama kadar çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan milletimize yazıktır. Elektrik, su, doğalgaz faturasını ödeyemeyen, elektriği, doğalgazı kesilen vatandaşlarımıza yazıktır. Bunlar hiç mi gözünüze gelmiyor? Vallahi bilmiyorum. Devlet babanızın çifri değil. Devletin hazinesi de babanızın parası değil. Milletin olanı millete vermek zorundasınız. Bunu yapmadınız ve görünen o ki yapmayacaksınız.
Aziz milletimizin bu yağmurun faturasını önünüze koyup hesabı kestiğinde şaşırmayın. Çünkü bu kaçınılmaz son yaklaşıyor. Aziz Türk milleti, endişeleriniz son bulacak. Bu kadim Türk devletini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener liderliğinde iyileştirilmiş parlamenter sistem ile vicdan sahibi insanların, iyi insanların yöneteceği günler çok yakındır. Ekranları başa. Buyurun, bitirdiniz galiba. Ekranlara başında bizi izleyen vatandaşlarımızı ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.